%89 getiri var Borsa İstanbul'da. 25 tane hisseli getirisi %30'ları ve altında. Çok kötüleri saymak istemiyorum ya. Gerçekten insanları üzmek istemiyorum ama bu nasıl bir görüntü? Mesela o hisselerden birinin uzun vadeli yatırımcısı da benim. Kalbim ve ciddiyetimle söylüyorum. Böyle bir performans olmaz. Tabii abi işte ben ne yapıyorum dedim yani. Yani bir hisse geri alım programı da açıklanmaz mı be kardeşim dedirtiyor. Yani ne bekliyorsunuz dedirtiyor. Barış bak bu rapor çok tehlikeli. Uzun zamandır böyle bir rapor çıkmıyordu. Bu kadar ha. O konuşma orada biter zaten. Yatırım Finansman. Herkese merhabalar. Yatırım Finansman YouTube kanalında Işık Gökte ile Seans Odası'nın 12.sini çekiyoruz. Işık abi hoş geldin. Herkese huzur dolu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Bayram sonrası haftada sevdiklerinizle geçireceğiniz bir gün olsun Barış'cığım. Yine konular özellikle küresel bazda fazlalaştı. Evet, birikti. Güzel yine gündem maddelerimiz var. Hepsini konuşacağız. Ama öncesi kısa bir hatırlatma. 21 Nisan Pazar günü Denizli'deyiz. Anemon Otel'de bir yatırımcı buluşması gerçekleştireceğiz. Işık Gökte, Nuri Sevgen ve ben orada olacağım. Pazar günü tüm Denizlili dostlarımızı, yatırımcılarımızı ve çevre illerden de mutlaka katılanlar olacaktır. Bekliyoruz. Bunun için altta bir linkimiz var. Oraya ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsiniz diyeyim. Zaman zaman abi seninle kitap tavsiyesinde bulunuyoruz, gösteriyoruz. Bugün de Ali Ekber Yıldırım'ın Üretme Tüket kitabını şöyle göstereyim. Tavsiye olarak sizlere iletmiş olalım. Tarım konusunda üstadlardan biri Ali Ekber Yıldırım. Hakikaten harika bir kitap. Her yazdığı okunmalı hocamızın. Evet, tarımda ne oluyor, ne bitiyor? İthalat, siyaset, rant, kıskacında tarım alt başlığıyla Ali Ekber Yıldırım'ın bu kitabını öneriyoruz diyeyim. Şimdi hemen hızlıca Işık Ök'te borsaya gireceğim. Borsa İstanbul'da şöyle aslında başlayacağım konuya. Bayram öncesi borsada herkesin anlamakta zorlandığı bir hareket vardı. Müthiş bir rally vardı. Ki borsayı sat, işte faize park et bir dönem var nihayetinde faiz getirisini elde etmek isteyenler için. Ama bu olmadı, herkesi şaşırttı. Bayram sonrası da aslında fena değildi ama birkaç gündür borsada biraz keyifsizlik var. Biz bu programı salı sabah çekiyoruz. Saatler 10.51. Borsayla başlayalım. Evet Barış, borsaya benim sayabildiğim kadarıyla son 1,5 sene içerisinde dolar bazlı 3 üzerinden, yani dolar bazlı BIST endeksinin 3 üzerinden 5. gelen satışı yiyoruz şu anda. Yani 5 defa 3 seviyesi üzerini denedik. Hatta bir tanesinde 3.12 gördük. İki tanesinde 3.04 gördük. Bir tanesinde 3.02 gördük geçen Ekim'de. Bunda da 3.06 gördük. Tamamen Barış, bankacılık endeksindeki alımlardan kaynaklanan bayram öncesinde. Bu haberler nereden kaynaklandı? İlk önce Bloomberg'in Yapı Kredi Bankası'nın satışına yönelik yaptığı haber. İddiası. İddia. Haber tamamen yalanlanmadı. Yani olabilir, görüşülebilir gibi bir açıklama geldi değil tabii mi? Koç Holding'den hemen bir açıklama geldi. Hı hı. İkinci ve daha önemli, yani Yapı Kredi haberi kadar önemsediğim haber de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 bas puan faiz arttırımı sonrası bir türlü düşmek bilmeyen Türkiye'nin risk temerrüt primi 300'ün altına düştü. Yani 315-320 bas puan seviyesinden 300'ün altını bayram öncesi gördük. Şimdi neredeyiz? Yine 300'ün altında kalamadık. Şu anda 304 bas puandayız. Ama bu Barış, bizdeki bir kötüleşmeden değil, hatta Dünya Bankası'ndan proje bazında gelecek 18 milyar dolarlık. Bir de arkadaşlar lütfen şunu anlayalım. Dünya Bankası birine borç vermez. Yani Dünya Bankası IMF gibi. Mesela IMF Arjantin bankacılık sistemine
56 milyar dolar likidite sağladı. Bu ne demek? Bu bir borç gibi, uzun vadeli borç gibi değil mi? Düşük faizli. Dünya Bankası proje bazlı çalışır ve Dünya Bankası borç, tabii uzun vadeli borç ama o daha çok atıyorum tarım projeleri, altyapı en çok Dünya Bankası'nın çalıştığı EBRD gibi altyapı projeleridir. Atıyorum havalimanı projeleri. Deprem sonrası kalkınma yeniden. Evet. Çok güzel bir 100 sayfalık doküman var. İngilizce bilen kardeşlerimize söylüyorum. Bu dokümanı okusunlar, bilgilensinler. Dünya Bankası ile Türkiye'nin yaptığı anlaşma konusunda. Bunların hepsi mesela ülkede aynen deprem sonrası o 7 tane şehrimizin kalkınması. Atıyorum yeni tren hatlarının açılması. Böyle yani adamlar birebir çizmişler. Şimdi bu haberlerde birleşince Barış, bankacılık sektöründe manyak bir coşku oluştu. Başka bir yerde oluşmadı ama. Başka bir yerde yoktu. Yani insanlar gidip bankacılık endeksini alırken ve büyük bankacılık endeksinin yanına güzel Koç Holding'i aldılar. Bunları alırken başka yerlere sirayet etmedi bu. Yani BIST endeksimizin 80 tane hissesinde nereden bileyim? Otomotivde, yenilenebilir enerjide, madencilikte filan bu alımları gördük mü? Ya da sanayi tarafta? Görmedik. Şimdi Barış, böyle olunca yine son 1,5 senede makus talihimizi yine dolar bazlı 3 üzerinden kıramadık ve biz bu yayını çektiğimiz salı sabahı saat 10.55 itibariyle bu sefer de bugün de yani bu sabahta bankacılık sektöründe ciddi bir kar realizasyonu var. Akbank %2,5, Yapı Kredi %4 aşağıda biz bu yayını çekerken. CDS'i söyleyeyim mi? Son rakam. Evet. 310'a gelmiş. 310.2. Bak görüyor musun? Ondan işte Barış. 2 gün evvel CDS 298'di. Bak 12 bas puan kötüleşme var. Ve bankacılık endeksi bu sefer bu CDS'te kötüleşmeyi affetmedi. Şu anda dolar bazlı 2.94'e geldik. Bak bayram öncesi 3.06 görmüştük Barış. Yine bu sefer insanlar Allah'ım 3.12'yi kırar mıyız bu bankacılık endeksine? Kim eşlik edecek? Atıyorum TÜPRAŞ mı eşlik edecek? Türk Hava Yolları mı eşlik edecek filan derken. Tabii Türk Hava Yolları Pegasus dün satışların öncüsü oldu bu iki hisse. Onun nedenini de ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İran-İsrail olayına patron Çin ne der? Onu konuşacağız. Şu patron gerçekten orada Çin. Ama Barış, şu anda ben Borsa İstanbul yatırımcısını hani bu acayip rally ettik filan işte konuşuyorduk. Ben hani yanlış anlama Barış, bu benim yani her yayında söylediğim şey. Ben Borsa İstanbul yatırımcısına 2.80 dolar bazlı her yer alım fırsatı olarak değerlendirin diye defalarca söylemiş bir insan. Çünkü ben dolar bazlı bu sene 3.40'ları falan görebileceğimiz bir senaryo fiyatlıyorum. Ben doların bu sene sonunda 31 Aralık itibariyle en kötü, yani görebildiğim en kötü yeri 42. Ben yani bunu 31 Aralık 2013'te de aynı şeyi söylüyordum. Yine aynı şeyi söylüyorum. En kötü görebildiğim yer 42. Buna da tekabül eden 13-14 binlik endeks var. Şimdi Barış, çok kötü bir şey söyleyeceğim. Bu Borsa İstanbul yatırımcısını bayağı hani düşünmesi gereken bir şey. Şimdi biz borsada nerelerden buralara geldik? 9500'ler, 9600'lere. Biz rally başlamadan değil mi? Borsa rallisi başlamadan 4100'lerde filandık yani lira bazlı. Ben lira bazlı bakmamak gerektiğine inanıyorum ama bakanlar var. Okey. Gram altın bu sabah itibariyle son bir seneki TL bazlı getirisi gram altını %99. Borsa İstanbul'umuzun kaç? %89. Temettü, BIST 100 getiri endeksi. Temettü de içinde %93. Gram altın yatırımcısı
ciddi bir şekilde sollamaya başladı borsa yatırımcısını. Peki Barış, ben biliyorsun endekse değil hisse bazında bakılması gerek. Hatta önce sektör bakarım. Önce sektör, hisse. Şimdi Barış, ben bu sabah şu kara tabloyu gördüm. İç kapayıcı kara tabloyu gördüm Borsa İstanbul yatırımcısı için. Ve bayağı düşündüm yani. Sabah kalktığımda bunu düşündüm. Barış, 10 tane BIST 100 endeksinde 10 tane halka arz var. Yani halka arz ne demek? Son bir sene içindeki halka arzlar tabii oraya girmiyor. Kaldı mı elinde 90 tane hisse? Bu 90 tane hissenin tam yarısı, 45 tanesi gayet güzel bir şekilde Borsa İstanbul Endeksinin %89'luk getirisini pozitif ayrışmış. 45 tanesi de negatif ayrışmış. Tamam, 50-50, yarı yarı, mükemmel. Çoğu yani şunu diyemeyiz yani, aa bak Borsa İstanbul'daki son bir senede %89'luk getiriyi 10 tane hisse yapmış filan. Böyle bir şey yok. %50'si pozitif ayrışmış, %50'si. Fakat Barış, kara tablo nerede başlıyor biliyor musun? Bu 45 tane negatif ayrışan hisse var ya. Barış, 25 tanesi bu 45 tane hisseden 25 tanesi. Yani Borsa İstanbul'umuzun %25'i. Bak buna inanmak zor ama Borsa İstanbul'umuzun %89 getirisinin %50 aşağısında kalmış. Bayağı aşağısında. Ne bayağı aşağısı Barış? %50 aşağısı diyorum. Yani Barış, %25 hisse Borsa İstanbul'un 100 endeksinde, 100 endeksinin 25 hissesi nin getirileri %30'larda ve aşağısında kalmış. 5 tane hissenin son 1 senedeki Borsa İstanbul %89 getirirken getirisi negatif. Kua Granit var, Hektaş var, Gübre. Ya bak, çok kötüleri saymak istemiyorum ya. Gerçekten insanları üzmek istemiyorum ama bu nasıl bir görüntü? Mesela o hisselerden birinin uzun vadeli yatırımcısı da benim. Ereğli. Petkim var o listede. Yani çok büyük hisseler var Barış o listede. Bak bunu yani hani tüm kalbim ve ciddiyetimle söylüyorum. Böyle bir performans olmaz. Bak ben gram altın yatırımcısıyım defalarca. Ben söyledim zaten, ben döviz ya da sıfır. Ben hayatımda mevduat yapmadım. Döviz sıfır. Ben sadece Borsa İstanbul ve gram altın yatırımcısıyım. Ama kendi kendime diyorum abi, ben bu yani Ereğli'de diğer hani tuttuğum parayı altın alsaymışım. Kendi kendime zaten bu sabah onun şeyini yaptım yani, onun muhasebesini yaptım. Kendi portföyümde. Ben ne yapıyorum dedin. Tabii abi, işte ben ne yapıyorum dedim yani. Ne yapıyor bu insanlar yani, hissedarları, sermayedarları bu kadar negatif ayrışma olur mu diye sormalılar yani. Bak gerçekten Barış, sormalılar. Denebilir ki küresel konjonktür, ne yapalım? Hayır bak Barış, bazılarında küresel konjonktür, bazılarında da direkt yapılan hatalar. Ben şimdi bu 25 tane hisseyi şey yapmak istemiyorum. Tek tek saymak istemiyorum. %89 getiri var Borsa İstanbul'da. 25 tane hissenin getirisi %30'ları ve altında. Bak Barış, 5 tane hissenin negatif TL bazlı getirisi var. Negatif. Şimdi bunların muhasebesi yapılmazsa ben ne anlatıyorum insanlara, Türk insanına? Bak kardeşim diyorum, portföyünüzde şimdi hisseler var ya. Diyelim portföyünde 3 tane hisse var. O hisselerin her ay muhasebesini yaparken Borsa İstanbul endekslerine ve dünyadaki o sektörün nasıl trade ettiğine, değil mi? Şimdi Borsa İstanbul'da var, bir de dünyada o sektöre satış gelmiş olma ihtimali var. Onların muhasebesini pozitif ayrışma, negatif ayrışma olarak yapın diyorum, bak yapın bunu diyor. İşte şimdi yapınca Barış,
burada çıkan sonuçlardan biri de korkarım ki, bak korkarım ki Türk insanı yükselen şeyleri sever. Burada Borsa İstanbul'un çoğu yatırımcısı diyecek 8.2 milyon yatırımcısı. Abi ben böyle bu ucubik performanslarla, bu iğrenç paspas performanslarla uğraşacağıma giderim abi. 2474 liradan altınımı alırım. Hiç bu yok, yok bilançoymuş, yok bilmem neymiş, yok kap haberi çıkmış mı, yok bilmem ne, BOFA raporu mu çıkmış, yok bilmem ne mi, bunlarla uğraşmam der Barış. Bak ciddi söylüyorum yani. Bu performans oraya gidiyor. Ha burada tabii Barış %89 getiride borsa varken %300 üzeri performanslar mükemmel. Halka arzlar. Ay tabii ki Barış bak. Halka ama sen halka arzı ben onu, dışarıda ben, koydun. Ben ana endekse bakıyorum. Ana endeksimiz bizim nedir? BIST 100. Oradaki şirketlere bakıyorum. Burada mükemmel performanslar da var. Üst düzey yöneticilerin inanılmaz doğru yaptığı hareketlerle uçmuş gitmiş hisseler de var. Onları da bak kötüyle beraber onları da söyleyeceğiz. En az da 20 tane de böyle hisse gördüm ben. Onların da isimlerini vermiyorum. İnsanlar bakıp performansları görebilir. Ama gördüğüm tablo yapılan muhasebe ve alınan riskle insanlar kendi kendilerine şunu soracaklar. Yani Barış ben buradan dolar bazlı sene sonuna %20'den fazla bak dolar bazlı endekste %20'den fazla potansiyel beklerken insanlara da 2.94'e gelmiş borsa yani yok İran, İsrail gerilimiymiş işte nasıl tabi bunlar da çok önemli ama buralar yani satış yerleri kesinlikle değil ama bazı hisseler düşündürüyor yani gerçekten düşündürüyor yani bu yöneticiler ne yapıyor dedirtiyor. Yani bir hisse geri alın programı da açıklanmaz mı be kardeşim dedirtiyor. Yani ne bekliyorsunuz dedirtiyor. Bak ne net yani böyle hani şey. Dolandırmadan. Şey lafı dolandırmadan konuşuyorum yani. Çünkü Barış her şey küresel gelişmelerle açıklanamaz. Şirketler ya doğru yönetilir ya da yanlış ortası yoktur. Sen şirketini gelip bankacılık hissesi almak için fonlama hissesi yaparsan, fonlama hissesi ne anlama gelir? Şudur, portföy yöneticileri belirli bir para toplamış, orada fonda para var değil mi? Hmm. Bakıyor abi, bankacılık endeksi uçuyor. Bankacılık endeks ağırlığını arttırması lazım ki, yanındaki X ve Y yöneticiyle aynı paralelde getiriye sahip geride olması kalmasın. Lazım. Geride kalmasın. Bakıyor Akbank uçuyor, Yapı Kredi uçuyor, İşçi'ye uçuyor. Ya adamın elinde para yok. Adamın elinde para yok. Hiç satmak istemediği yerlerden, bazı hisseleri boşaltmaya başlıyor. Sanayi sektörde. Sasa'yı, Hektaş'ı, Gübre'yi, Koza'yı, Ereğli'yi, Petkim'i vermeye başlıyor. Aslında bu hisseler satmak istediği yerlerde değil. Kim 0.75 defter değerinden Ereğli'yi satmak ister? Değil. Ama istemeden bu hisseleri fonlama hissesi yapıyor ki diğer hisselere geçmek zorunda. Şimdi arkadaşlara biraz da ders verelim. Fonlama hissesi dediğimiz budur. Budur. Yani portföy yöneticisi diğer farklı şirketteki portföy yöneticisinin gerisinde kalmamak için o ralliye bir yerden katılmak istiyor. O ralliye katılmak zorundadır. Zorundadır. Çünkü o ralliye katılmazsa Barış o kardeşimizin bir cebine giren para çünkü primler bunun üzerine ödenir. İkincisi de işini kaybedebilir. Çünkü patron gelir. PYŞ'nin genel müdürü ya da yönetim kurulu. Ya bu herifin eline bir hisse fonlarını verdik. Bankacılık ex-bank rallisini kaçırdı. Kaldı şeylerde. Kaldı sınayilerde.
Bu herifi gönderin der. Bu kadar ha. O konuşma orada biter zaten. Ya budur Barış. Onun için ben hani ders vermek adına anlatıyorum. Yani tamam. Birkaç kişi de sağ olsun yani yine yüzlerce soru geliyor LinkedIn üzerinden. Ben çünkü ya oradan genelde takip ediyorum. Sağ olsun çok güzel oradan yorumlar da. Bir de bizim programa yazılan yorumları okuyorum Barış. Yani ben başka YouTube'un bir şey fazla altına. Okumuyorum. Evet abi YouTube'un altına gelen yorumları bir de LinkedIn'den gelen soruları görüyorum. Arkadaşlar gerçekten yani sağ olsunlar. Tabii borsada yatırımcı sayısı arttıkça bu soruların kalitesi ve finansal okuryazarlık da arttıkça artıyor. Işık abi bu fonlama hissesi nedir diyorsun? Budur kardeşim. Ve Barış bu gram altın borsa ikilemi beni uzun senelerdir çok düşündüren bir ikilemdir. Ve son bir sene içinde gram altın yatırımcısı haklı çıkmaya başladı mı sorusu. Yani kardeşim ben borsa riski falan almak istemiyorum. Bak burada değil mi sonuçta XAUUSD yani ons altının yukarı hareketi devam ediyor mu? Yukarı trend içinde. Zaten dolar TL'de yıl sonu en iyi dolar TL'yi yıl sonu gösteren kurum 36'da. Ha bir tane kurum 29 yazıyor. Ben onu şey yapmıyorum ama en iyi gösteren kurum 36'da. Benim baktığım hala yani kredibilitesi benim aklımda yüksek kurumlar 36 ile 42 arası. Yalnız Barış ikinci konuya geçince çok daha değişik bir şey anlatmak zorunda kalacağız. İnsanların biraz daha morali bozulacak. İran-İsrail gerilimine geçelim. Önce Suriye'deki işte İran konsolosluğunun İsrail tarafından vurulması. Buna İran'ın insansız hava araçlarıyla ve birkaç füzeyle diyelim yanıt vermesi. Ama bu olayın da sönümlendiğini görüyoruz. Amerika, İsrail'e sen bir kez daha karşılık verme İran'a gibi bir politika yürüttü. Şu ana kadar da hala gerginlik devam etse de iş çok çok fazla büyümedi. Yani tamamen iki ülkenin birbirine girdiği bir tablo şu an için yok. Umarız da olmaz. Bu tabii hemen piyasalar cephesine nasıl yansır diye konuştuk. Çok büyük bir aslında katastrofik bir çöküş olmadı. İş çok fazla büyümediği için. Bizim hemen bayram sonrasına denk geldi. Bunun ama hala aslında İsrail acaba yanıt verir mi diye de konuşuluyor. Ne dersin piyasa etkisi açısından ve sen galiba biraz Çin'e bağlayacaksın olayı. Barış zaten benim İsrail, İran gerginliği üzerine konuşma etkim yok. Ben yani bir fon yöneticisiyim, hisse. Benim görevim hisse bulmak. Yani ben bu konuda bir yorum yapabilecek yeteneğe sahip değilim. Fakat şu yeteneğe sahibim. Dünyanın iki süper gücünün sonuçta İran, Çin'in istemediği bir şeyi yapabilir mi? Ya, yapamaz. İsrail, Amerika'nın istemediği bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Yani bu iki gücün de bağlı olduğu bazı yerler var. İran'ın bağlı olduğu yer üzerine bugün bir şey yapmak, bir analiz yapmak lazım. Çin ekonomisindeki büyüme rakamı %5.3 ile Çin'in asıl amacı bu sene %5 büyümeyi sağlamak. Çünkü Çin'de çok kötü giden göstergeler var Barış. Bak bugün gelen %5 nokta... İlk çeyrek 5.3. Evet. Beklentinin üzerinde büyüdü diye manşetlere çıktı. Beklentinin üzerinde gibi gözükse de Çin'in çok problemli bir ekonomisi var şu anda. Ve bu ekonomi sonuçta Çin nereden baksan Barış 3.6 trilyon dolara ekstra değil mi? Ekstra bir maddi gücü olan ve bunu her an bankacılık sistemi üzerinden piyasaya yavaş yavaş sürebilen bir güç. Yuan fixlemesine baktığımız zaman, emlak piyasasına baktığımız zaman bak bugün gelen veriler Sadi Kaymaz kardeşimizden. Emlak yatırımları ilk çeyrekte %9.5 düşmüş. Yeni inşaat başlangıçları ilk çeyrekte
%28 düşmüş. Sınai büyüme Mart ayında %4,5'la beklentilerin aşağısında kalmış. Perakende satışlar, yani en önemli göstergelerden biri. Perakende satışlar %5,3 büyüyen ekonomide perakende satışlar %3,1 ile Mart ayında beklentilerin altında gerçekleşmiş. Ve en kötüsü, konut fiyatlarının sürekli, çok uzun zamandır düşüyor konut fiyatları da, yeni konut fiyatları da yıllık bazda %2,2 düşmüş. Son 9 yılın en sert düşüşü. Şimdi Barış, böyle bir resim var Çin ekonomisinde. Orada Xi ve Komünist Parti var. En çok istemeyeceği şeylerden biri nedir? Petrol fiyatlarının yükselmesi. Brent petrol 89-90 dolar aralığında vadeliler devam ediyor. Çin petrol fiyatlarının yüze çıkmasını şöyle bir görüntüde ister mi? İstemez. İstemez. Yani bu gerilim bak ABD de sürekli yatıştırmaya çalışıyor. Onda da aynı problem var. Ama Çin kadar kötü değil ondaki problem. Abi Amerika'da seçim var. Hatırla, Amerika'da 5 dolara çıktığında ortalık nasıl birbirine çok girdi? Galon fiyatı değil mi? Şimdi seçime doğru giderken patlayan bir benzin fiyatı. Amerikalıların en çok rahatsız. Sen orada yaşadın. Rahatsız eden şey bu değil mi? Barış çok haklısın. Amerika'daki benzin galon fiyatının seçimler üzerine yapılmış bir analizini okumuştum. Gerçekten enflasyonist, tabii oradaki bizde mesela dolar TL olarak ölçülür değil mi? Çünkü bizde enflasyonist baskılar dolar TL yükseldiği dönemlerde yükselişe geçer. Orada da benzinin galon fiyatıyla o anda iktidarda oturan partinin oyları arasındaki bir korelasyonu yapılmış bir analizi okumuştum. Şimdi Barış, ABD orada, çok güzel söyledin. Çin orada. Bunlar olayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Yani oradan hani Netanyahu'nun bakanı istediği kadar bağırsın. Oradan Molla istediği kadar bağırsın. Onlar kendi halklarına, kendi kamuoylarına ve halklarına konuşuyorlar Barış. Bunu anlamamız lazım. Ben piyasalar için şu anda ana riskin İran-İsrail gerginliği değil, bu sabah UBS ABD ekonomistinin yazdığı bir şey var. Asıl riski dünya piyasaları açısından o olduğuna inanıyorum. Bu sabah UBS'in ABD ekonomistleri 2024 senesinde enflasyonun Fed'in arzu ettiği %2,5 ve altına core enflasyonun düşmeyeceği ve 2024'te şu anda piyasalarda fiyatlanan, yani son swap eğrisinde fiyatlanan 47 bas puanlık faiz indiriminin olmayacağı, Fed'in son gelişmelerle, ne diyor, petrol fiyatının 90 dolara çıkması, son gelişmelerle tekrar yeni bir faiz arttırım döngüsüne girmek zorunda kalabileceği üzerine bir rapor yazmışlar. Barış bak, bu rapor çok tehlikeli. Uzun zamandır böyle bir rapor çıkmıyordu. Şimdi bu raporu ben bulmaya çalıştım, bulamadım. Ama bu sabah bu raporu değişik yerlerden okuyunca, ya bir dakika abi dedim, bu yani bütün piyasa fiyatlamasını değiştirir. Bir kere bu rapora inanan bir insanın şu anda ilk yapacağı iş ABD teknoloji hisselerini satmasıdır. Bu rapora inanan insanın ilk yapacağı iş bu olmalıdır. İkinci yapacağı iş de, bir dakika abi, ABD 10 yıllıklar, bu adam %5'in direkt üzerine gidecek diyor. Zaten hani doğru bakıyorsam, yani %5'te falan kalmaz ABD 10 yıllıklar bu raporda.
Şimdi Barış bak oyun değiştirici bir şey söylüyor. Ya ben biraz abartılı bir yorum. Ben Barış görüyorum. ben buna ha? inandığım için demiyorum. Fed yetkilileri kendileri dedi ki biz 3 kez faiz indirimi yapabiliriz bu sene 25 bas puandan. Piyasa daha fazla bekliyordu ama piyasa şu an 2'ye düştü. 2 faiz indirimini ancak yapar. 47 bas puanla diye şey yaptım. Ama buradan yani Fed'in dönüp Fed başkanı ben faiz artışlarını bitirdim dedikten sonra ve herkes faiz indirimi dönüp bir tur daha faiz artışına gitmesi bu bambaşka bir senaryo önümüze getirir herhalde. Evet Barış, zaten bu senaryoya göre ben de işlem yapılmamalı diyorum. Bu çünkü çok hani şey eğrisi J mi? Şey eğrisi vardır ya, o eğrinin %1'inin binde birinde filan yani bu. Ama burada bak şey yazmış, kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD'de büyümenin gücünü koruması ve enflasyonun %2,5 seviyeye takılı kalması halinde Fed'in gelecek yıl ortasına kadar gösterge faizi %6,5 civarına yükseltebileceği uyarısında. Vallahi bu uyarıyı son yapan benim bildiğim Jamie Dimon. Yani Jamie Dimon'dı. Böyle bir tabii senaryo, Barış bu arada böyle bir senaryo tabii bizi de inanılmaz etkiler. Bu ama gelecek yıl yani bu bahsettikleri Fed faizinin 6,5'a gitme hikayesi gelecek yıl. Tabii. Bir risk olarak görüyorlar. Evet. Gelecek yılın başlarında yeniden artırmaya. Bu yıl 50 bas puanlık bir indirim öngörmeye de devam ediyorlarmış. Evet. Yani diyor ki 2025 senaryosunu tamamen 180 derece değiştirdim diyor. Bu sene diyor Fed diyeceğini yapacak, dediğini yapacak diyor. Bu önemli bir rapor. Bu ama dünyadaki hisse senedi piyasalarının ana taşıyıcısı olan 3 sektörden biri. Sonuçta ABD hisse senetlerinin ana taşıyıcısı. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknoloji oldu. Şey tarafı, bankacılık tarafı kötü gitmedi. Yani ona tabii bankacılıktan daha çok mali endeksler diyelim. Bir de faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başlandığı tüketici endeksleri, ABD endekslerinin taşıyıcısı oldu. Yani Barış, söylemeye çalıştığım bu senaryo, İsrail-İran gerginliği ama orada duran iki tane patron var. Buna izin vermeyecek patronlar bazı şeylere. Daha fazla büyümesin. Bazı şeylere. Bir de yeni bir dünyamıza giren 2024'te evet Jerome Powell doğru söylüyor. Faiz indirim döngüsü yaz sonuna doğru başlayabilir. Evet bu fiyatlanmaya devam ederse de hala paranın girecek olduğu yer hisse senetleridir. Ama Barış, seninle yaptığımız bir programda biliyorsun endüstriyel metal fonu demiştim. Çok ciddi bir kazanç oldu. Özellikle ya ben alüminyumdaki kazançlar tabii bu Rusya alüminyumuna yeni getirilen sınırlamayla Çin'de işlem gören alüminyum bir haftada %9 filan değer kazandı. Dolar bazlı bunlar bu arada. Bunlar tabii dolar bazlı. Bakır biliyorsun inanılmaz bir rally içinde. Onu da çok sormuş arkadaşlar. Türkiye'de portföy yönetim şirketlerinde böyle bir fon yok. Bu yani yurt dışı şirketlerden şey yapılabilecek. Çünkü bu çoğu konuştuğum endüstriyel metal biliyorsunuz LMEX'te yani London Metal Exchange'de işlem görüyor. Küresel bazlı riskler tarafında ons altın ve gümüşün zaten yukarı trendi belli. Dediğim gibi buradaki Türk yatırımcısı için ana sorulardan bir tanesi CDS'imiz neden bir türlü 300'ün altına düşmüyor? Çünkü 300'ün altına düşse bir kademe daha yabancı yatırımcının para girişini buraya görebiliriz. Ama bir türlü düşmek bilmiyor. Bence bu küresel
gelişmelerden? Yani biraz oyun değişti şöyle. Bayram öncesine göre iki tane bence ekstra başlık sen de anlattın. Bir, İran-İsrail gerilimi bu şekilde arttı. İki, Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlamayacağı daha net bir şekilde ortaya çıktı ki son gelen enflasyonda 3,5. Biraz daha Eylül'e doğru sanki kayıyor. Son bir şey, sonuna geldik ama Sayın Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yine Sayın Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan Amerika'da IMF Dünya Bankası toplantılarında. Şu anda oradalar evet, galiba. Evet. Bunlar rutin görüşme ama yine de burada böyle bir heyecan da var. Yani oradan var. İkili görüşmeler, pozitif mesajlar. Sayın Mehmet Şimşek'in bence çantası da boş değil. Ciddi bir sıkılaşma para politikası tarafında yapıp gitti. Yani oradan gelecek mesajları da bir şekilde takip etmek lazım. Bu demek değildir ki Türkiye gidip oradan bir IMF anlaşmasına, bu rutin genel toplantılar. Ama yine de o temasların takip edileceği, o söylemlerin izleneceği bir süreç bizi bekliyor. Sayın Karahan ve Sayın Şimşek'in oradaki görüşmeleri tabii ki bu hafta çok yakından takip edilecek bir gündem maddesi. 31 Mart seçimlerinden sonra bugün galiba ilk defa kabine toplantısı olacak. Oradan Cumhurbaşkanı açıklamaları oradan bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamalar bekleniyor. Ama orada bir ekonomiye dair gündem maddesi var mı yok mu bilinmiyor. Yani olmayacağı tahmin ediliyor. Onları takip edeceğiz. Dediğim gibi teknik görünümde son 1,5 senede 5. defa dolar bazlı 3 üzerinden satış gelmesi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Çünkü yani orayı kıracağız diyoruz. Ondan sonra da hep aynı geyik. Aa abi sadece bankacılık endeksiyle olmaz. Olmaz tabii abi. Çünkü diğer hisseler bankacılık endeksini almak için fonlama hissesi kullanılıyor abi. İşte anlattık yani nedenini de anlattık. Olmaz. Ondan sonra hangi geyiğe giriyoruz? Tabii abi yabancı lazım bak başka yerlerde. Yani aynı döngüde böyle şeyle kedinin kuyruğunu kovalamış. Abi işte enflasyon faiz döngüsü var ya sarmalı. Bu da onun gibi yabancı yatırımcı sarmalında öyle aynı şekilde anlatmaya başlamış oluyoruz. Demeye çalıştığım asıl kara tabloyu ben başta anlattım. O Borsa İstanbul'daki %50 üzeri negatif ayrışmaya geçen 25 hisse senedi. Barış bunu yine tekrarlıyorum. Evet, biz hiçbir zaman endeks yatırımcısı olmadık. Borsa İstanbul son bir senede %89 kazanırken %200'lük, 300'lük getirili hisseleri bulan kardeşlere de selam olsun, helal olsun. Ama karşı tarafı olduğunda da, değil mi? Karşı tarafında o %50 negatif ayrışmadaki hisselerde kalan arkadaşlara da tek tavsiyem şudur. Bu hisselerde kalma nedeninizi kendi kendinize böyle bir şeyle aynaya bakıp eğer hala alım nedenleriniz ve katalizörleriniz varsa devam edin. Ama şu andaki görünüm Charles Dickens'ın Barış bizim lise yıllarında okuduğumuz tarihin en önemli romanlarından biri vardır değil mi? Charles Dickens, A Tale of Two Cities. İki şehrin hikayesi. Roman nasıl başlar? En iyi zamanlardı ama en kötü zamanlardı. İlk cümle budur yani. Tarihin en önemli roman başlangıç cümlelerinden biridir o Charles Dickens'ın romanını. Borsa İstanbul yatırımcısı için de gerçekten öyle. Işıkörtte kitapla başladık, kitapla bitiriyoruz. Kitapla bitiriyoruz. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Işıkörtte de söyledi. Yorumları okuyoruz. Gerçekten okuyoruz. Çok yorum var ben ama. Ben okuyorum. Bakıyoruz. Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Onlar bizi kimi zaman güldürüyor, kimi zaman sevindiriyor, kimi zaman düşündürüyor. Dolayısıyla yorumlarınızı bekliyoruz. Yine Yatırım Finansman YouTube kanalına
abone olmayı da ihmal etmeyin. Denizli'ye bekliyoruz bu pazar, Denizli yatırımcıları. Son bir, hadi ben de şey söyleyeyim, güzel bir haber bizden. Mart ayında da yine Yatırım Finansman YouTube kanalı açık ara en çok izlenen eşleniklerimiz arasında kanal oldu. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Bütün parametrelerde zirvede devam ediyoruz. Sizlerin ilgisine, konuklarımızın katkısına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Yatırım Finansman.